Tobiri serimizin yeni bölümünden hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Iris'in şu durumu gerçekten çok fena. Iris gördüğünüz gibi hamile. Bir önceki bölümde hatırlarsanız Alex'le yatakta takılmışlardı biraz. Onun sonucunda baktım ki Iris hamile kalmış. Ben de kamera kapalıyken biraz oynadım. Hamileliği biraz artsın diye, bebeğin doğum zamanına yaklaşsın diye biraz oynadım. Biraz da iş için oynadım aslında. İşte biraz aşama kaydedelim diye oynadım. Biraz kaydettik aslında. Aşama kaydettik. Çünkü iki tane hastayı muayene edebildim. Patuan TV sağ olsun Yiğit bana çok yardımcı oldu. Bu doktorculuk kariyeriyle ilgili bir serisi vardı zaten ama en son toparlamış doktorculuk kariyerini. Toparladığı bir video hazırlamış. O videoda tek tek anlatmış ve bir hastane yapmış. Çok tatlı bir hastane yapmış. Ben oyundaki hastaneyi pek sevmiyorum. O yüzden onun yaptığı hastaneyi zaten indirdim. Oraya götürdüm Iris'i. Hem de öncesinde biraz bakayım, hastaneyi tanımaya çalışayım dedim. Gerçi üstünden biraz zaman geçtiği için hastaneyi unuttum şu an yine. Ama en azından o video sayesinde hastaları tedavi edebildim, iki tanesini. Bakalım 7 saat sonra gideceğiz herhalde. Bir karnımız acıkmış, karnımızı da doyuralım. Bu arada Iris doğurdu, doğuracak. Bir de bu bölümde taşınacağız arkadaşlar. Bir de kamera kapalıyken Arvin'le aramızda ufak bir flörtleşme oldu. Arvin de hemen yanıt verdi. Bakalım ne olacak? Ben kamera kapalıyken bir ev yaptım Iris için. Biliyorsunuz ki 3 dünyada bulunmamız gerekiyor. İşte burada başladık. Evergreen Harbor'da başladık. Buradan diğer evimize geçeceğiz. O evi galeriye henüz yüklemedim ama isterseniz yüklerim. Custom content kullanmadan yaptım çünkü galiba. Custom content kullanmadım. Apartman dairesinden çıkacağız çünkü bir bebeğimiz olacak ve bebeğimizin yeri yok. Yani bebeğimizi ne yapacağız? Burada bir toddler'a bir yer yok. O yüzden de buradan taşınacağız. Dediğim gibi ben evi yaptım. Tamam, artık git biraz uyu bence. Bu arada skill'lerimize bir bakalım. Cooking 5 olmuş. Biliyorsunuz ki 5 becerimizin 5 olması gerekiyor. Biz şu an mantık, spor ve yemek pişirmede 5 olmuşuz. Dansı 5 yaparız bence. Bir de karizmayı 5 yaparsak bence bu iş bitmiştir. Zaten burada da 5'e ulaşmamız gerekiyormuş hayat amaçlarımızda. Başka da bir şey kalıyor muydu Iris'le ilgili? Tabii yetişkin olana kadar doktor olacağız. Yetişkin olduğu zaman da müzik, eğlence kariyerine gideceğiz. Oo, daha çok varmış. Tamam, yani o arada da alabildiğimiz kadar alalım terfi. Bence. Gel biraz dans et. Burada dans edemiyorsun gerçi ama. Evet, dans edemiyor burada. Çünkü yer yok. Yerim yok diyor. Niye onu oraya koydun? Git biraz yat. Bak işte tuvaleti geldi. Eyvah. Nereye gitti çamaşırlarımız? Of. Sinir oldum şu an. Çamaşırlar da kayboldu. Dediğim gibi bu bölümde taşınırız. Çocuğumuz bir de olsun da. Toddler olunca olmazsa taşınırız. Tamam, hadi kalk sen artık. İşe gideceksin çünkü. Şu tuvaleti bir aradan çıkarsak mı? Yetişir mi acaba? Size hastaneyi göstereyim şimdi. Hastanemiz burası. Biraz size gezdireyim önce hastaneyi. Ha, şöyle. Baksanıza. Bayağı güzel bir hastane yapmış Yiğit. Vallahi ellerine sağlık Yiğit. Gerçekten çok sıkıcıydı hastane. Şöyle bir yaklaşayım. Size bir küçük bir tur yaptıracağım. Yani çok da gerçi göstermek istemiyorum. Yiğit'in videosunu izlersiniz belki, izlemek istersiniz diye. Ya da vazgeçtim, göstermiyorum. Yaptırmıyorum hastane turu. Tamam, belki çünkü Yiğit'in videosundan görmek istersiniz. O yüzden zaten biz şu an çalışırken göreceksiniz. Ne yapacakmışız? 3 tane hastayı karşılayacakmışız ve yine örnek alacakmışız. Alalım. Kimle konuşuyoruz? Kim bu? Sen kimsin? Shannon. Ha, hasta geldi. Hemen seni karşılayalım. Dur. Gitme. Gel canım. Hemen seni hasta yatağına alalım. Başı dönüyor. Gel, karnımız burnumuzda. Neyse. Bebek gelirse hemen doğururuz. Ha, bunlar zaten kendileri gidiyorlar. Al işte. Bebek doğuyor. Allah'ım.
Allah'ım ya Rabbim ya. Başka bir şey isteseydim keşke. Başka bir şey söyleseydim. Gözlerini bir kontrol edelim. Neyse doğum gelene kadar zaten burada doğururuz artık. Ne yapalım? Bir de seninle bir tanışalım. Korkma diyelim. Dur. Kariyerini falan soralım. Ha, bunu tanıyormuşuz zaten. Tamam, o zaman konuşmaya gerek yok. Yine aynı şeyleri söylüyor bize. Bir kulaklarına da bakalım. Ateşini falan bir ölçelim. Ateşi var galiba. Hala Wonderful Wimps diyor ya. Ha, hatırladım bunu. Tamam, ateşini de ölçelim. Ondan sonra artık senden bir test isteyelim lütfen. Nereye gidiyorsun? Aa. Sen niye kalktın? Kalktı, adama bak. Aa. Otursana. Bu böyle olmaz ama. Senden bir örnek almam lazım. Aldık mı? Eyvah, vermedi bize örnek. Shannon'a seni havale ediyorum. Ay tamam, tuvalete gidelim. Tuvalet neredeydi? Tuvaletler neredeydi? Hastane biraz büyük, hala alışamadım. Hadi git. Gel bir arkadaşça tanışalım. Ya doktor bey, siz çekilir misiniz oradan? Senle tanışalım. Sana kimse gelmemiş. Sonra seni bir kontrol edelim bakalım. Kulaklarına bakalım. Bu çocuğun da ateşi var sanki. Hadi artık ya, şu üçüncü hastayı da bir tedavi edelim de bitsin. Niye yapmıyor? Allah Allah, şu ha. Şundan dolayı yaptırmıyor bana. Hastanın yanına göndermiyor beni. Tamam, şimdi gidebilir miyiz? Neler buldun? Yine farklı bir şey çıkmadı. Dur, senden bari bir örnek alayım ya. Hadi. Hadi güzel kızım. Aa, ama kimse vermiyor ya. O zaman gözlerine bakayım. Verdi mi? Ha, verdi. Tamam. O zaman seni hemen bir analiz edelim. Bu kadar da işkolik olunmaz. Doğuracağız, hala çalışıyoruz. Artık bizi bir yükseltin. Şu an gelemeyiz, işteyiz. Bir de çocuğunu doğuracağız birazdan. Tamam. Şimdi bu... Oy, kaşınıyor bu. Aa, threat patient çıktı. Tamam. Bu ne? Hemen gidelim yapalım şu kıza. Kaşınıyor, valla kırmızıya döndü. Kızamık mı olmuş? O oldu. Tamam. İyileştirdik. Yaşasın. Oh be. Çok şükür. Siz ne yapıyorsunuz orada acaba? Tamam, biz başka bir hastayla ilgilenelim. Anam, bu ölüyor valla. Kimse ilgilenmemiş bununla. Doktor niye ilgilenmemiş ki bununla? Maşallah. Doktor hiç bakmamış bile. Tamam. Onu da tedavi ettik. Şimdi bir hastayı... Oo, bu ne? Hastalar birikmiş burada. Kimse almıyor. Gel. Alalım seni. Ya nasıl bir hırs. Hala doğurmadık. Tamam, senle de bir tanışalım. Niye hastaların ismi hep şey? Aa, bununla tanışmışız. Tuh. O zaman seninle ilgilenmem. Evet Arvin. Dur bir dakika. Tanımadığım biriyle ilgileneyim bari. Seni tanımıyorumdur. Nadia Feng. Gel seninle bir tanışalım da şu bir aşama daha tamamlansın. Tamam ya, bir saatimiz kalmış. Bir saat daha doğurmadan dayanırız bence. Sana ne yapacakmışız? Bir kulaklarına bakalım. Neyin var canım? Gözlerine bakalım. Tamam, sakin ol. Başı dönüyor herhalde. Tam gel. Vücudunu bir tarayalım. Dur ya, gitme. Senden de bir örnek alalım. O kadar şey yaptık, artık örnek verirsin bize. Vermedi mi? Ha, verdi. Tamam. O zaman hemen analiz edelim. İyileştiremedik. Oh be! Çok şükür. Terfi aldık. Evet. Şükürler olsun. Terfi aldık. Faturamız da geldi. Taşınacağız zaten. Tamam, artık gidelim de bir doğuralım. Dur ya, yemek peşinde hala. Ben yine geldim. Bu sefer de doğurmaya geldim diyor. Neyse, hastalar biraz azalmış. Keşke eve dönmeseydik. Direkt burada doğursaydık da öyle gitseydik. Nereye gidiyorsun?
Kızım gelsene. Çekin yap. Ana gidiyor. Ana doğuruyor direkt. Çekin yaptırmadık. Neyse. Evet, ben cinsiyetine dayanamadım, baktım. Çünkü jinekoloğa gönderdim kamera kapalıyken. Evet, bebeğin erkek olacağını biliyordum. İsmini ne koysak? Kevin koyalım. Kevin Plum. Şimdi bu seriye ben kadın isimlerle devam ettiğim için Kevin'i geçerli olmayacak. Yani Kevin bizim bir sonraki jenerasyonumuz olmayacak. Dolayısıyla bir hamileliğimizin daha olması gerekiyor. Bu durumda ben Alex'in ne oldu? Biz çocuğumuzu bile görmedik. Biz sarılamadık çocuğumuza. Hadi eve dönelim. Yükleme ekranındayken düşüncemi anlatayım size ben de. Kevin erkek olduğu için Alex'in şansını kaybettiğini düşünüyorum ben. Bu durumda bir de şansımı Arvin'le deneyeceğim. Bakalım Arvin'den olan çocuğumuz kız olursa Arvin'le ilişkiye devam ederiz. Eğer erkek olursa bilmiyorum. Aa, Arvin de burada. Ve de çok sinirli. Niye bu kadar sinirlisi? First kiss çıkmış. Gel bir öpelim seni. Evde bebeğimiz var. Niye bu çocuklar hep zenci oluyor? Bak bak. Arvin, şimdi de senden bir çocuk yapacağım. Yani bence beklememize çok da gerek yok. Bir deneyelim bakalım. Bir riskli de Arvin'le yapalım. Riskli hookup. Gidiyor musunuz? Evet gidiyor. Aa, gidemeyiz. Bebek var orada diyor. Pardon canım. Ha, bebeği de buraya koymuşlar. Ben çok seviyorum da doğurmayı diyor herhalde. Ne çiziyorsun Arvin? Ay, Kevin çok açmış. Çabuk yapın şu işi. Kevin'i doğuracağız. Ay, doyuracağız. Eyvah, Alex geleyim mi diyor. Tam gelsin. Aa, çabuk olun. Alex gelmeden bitsin şu mesele. Hadi. Alex de çocuğuyla tanışsın. İşte ben ikinci çocuğu yapacağımı düşündüğüm için yapacağım. Dediğim gibi buradan baktım ben jinekoloğa gidince cinsiyetine. Buradan işte erkek olduğunu görünce yeni bir ev yapmaya karar verdim. Teşekkür ederiz. Hemen şu çocuğu bir doyurur musun? Aa, bir dakika, kim geldi? Geldiğim için üzgünüm diyor ama bayağı bekledin bebeği. Bebeğimizi alıyorlar. Bebeğimizi mi alıyor? Kim bu? Aa. Sen kimsin? Shannon? Shannon, seni tanıyorum ben. Niye geldin sen? Bebeğimizi alma sakın. Yardıma ihtiyacın var diyor galiba. Biraz dinlenmeli. Ha, ay tamam. Yardım etmeye gelmiş bebeğe bakmak için. De niye bu kadar sinirli geliyorsun? Tamam bebeğim, ağlama. Ağlama, ağlama bebeğim, ağlama. Bizim de karnımız çok acıktı. Biraz da sarılalım. Arvin de gitti, Alex de gitti. Sen niye gitmiyorsun? Sana git dedim ben. Ay çok sinirli, dövecek bizi. Ha, Alex geri geldi. Alex'e çocuğunu gösterelim. İyisin, hoşsun Alex. Kendine bakıyorsun sürekli aynadan. Alex'le de çok yakışıyorlardı ama ne yapalım? Kız olmadı. Biz kız bebeklerle yolumuza devam ediyoruz. Bizim iş için yapmamız gereken bir şey var mı? Ha tamam, evde bir şey yapmıyoruz ama performansımız pek de iyi değil. Şuradan birazcık konuşalım da karizmamız artsın. Bir şey bozuldu yine. Hay Allah ya Rabbim ya. Daha fazla yapmayalım çünkü tuvaletimiz geldi. Ay, hamilelik test yapsak mı? Hadi yapalım. Bu sefer yapalım ya. Bakalım. Tutmamış. Sağlık olsun. Ne yapalım? Şimdi bebişkom. Şimdi ben bu kızı tam yatırırım. Sen ağlamaya başlarsın kesin ama yine de şansımı bir deneyeceğim. Evet, dediğim gibi. Hep böyle olur zaten. Anneler ne zaman uyuyacak olsa ya da bir şeyler yiyecek olsa bebekler uyanır. Ağlar. Günaydın. Biz uyandık ve işe gideceğiz birazdan. Şu çamaşırlar burada kalmasın. Karnımızı da birazcık doyuralım. Acaba iş yerinde biraz skillimizi geliştirsek mi ya, bir skillimizi? Neyi geliştirebiliriz? Karizmayı aslında devam edebiliriz. %33'müş. Hey, fatura ödemedik. Faturayı ödeyelim. Hangisi bizim? Şu mu?
Mailimiz de varmış. Şunları bir ödeyelim. Hadi faturamızı da ödedik, öyle taşınalım bari. Ne gelmiş mail? Ha, fatura gelmiş herhalde. Yo, bilmem. Bakamadım. Neyse, hadi biz işe gidiyoruz. İşe geldik ama işe neden bu kıyafetle geldiğimizi sorabilir miyim? Neden iş kıyafetimiz yok üstümüzde? Hala bu mu bizim iş kıyafetimiz? Neyse, hadi bakalım. Böyle gidelim. Bakalım neyle başlayacağız? Acaba biraz hastalar gelene kadar gelsek, buralarda bir yerlerde ayna var mı? Ya bir tuvalete girelim çünkü şimdi hastalar gelecek, sıkışacağız falan. Ha, şurada ayna var. Tamam, burada birazcık konuşalım. Belki kesebilirim burayı. Bu iş gününü göstermeyebilirim. Haberiniz olsun. Şu an biz kaçıncı seviyeye geldik? 4. Doktor olduk şu an. Yaşasın. Ha, bir hastayı başarıyla tedavi edeceğiz galiba. Tamam. Şu karizma skillimiz 5 olana kadar duralım burada. Ondan sonra hastaları muayene ederim ben. Dediğim gibi burayı keserim. Evet, karizma skillimiz 5 olduğuna göre artık şunu bir kesebilir miyiz? Şuradan da bir şeyler alalım. Ya da biraz daha acıkmayı bekleyelim ya. Ne olur ne olmaz. Tamam artık. Hii, hastalar birikmiş. Neden benden başka kimse ilgilenmiyor bu hastalarla? Aa, birini de şeye gönder diyor. Teste gönder diyor. Bu yürüme bandına gönder diyor sanırım. Evet, işten döndük. Fanımız çok az olduğu için biraz böyle stresli, yorucu bir gün olduğu için hadi gelelim birazcık arkadaşlarımızla stres atalım dedik. O yüzden yine gece kulübüne geldik. Kardeşimizi de aldık bu arada ama kardeşimiz pek sevmedi şu an burayı. Melanie daha teen olduğu için. Kimleri aldık? Hudson almışız. Shannon iş arkadaşımız. Amara olmazsa olmaz zaten. Edward, Arvin ve de kardeşimiz. Ayo, bir de şey var burada. Brandon var. Evet, hep beraber birazcık eğlenelim dedik. Çünkü eğlencemiz de çok azaldı. Oh, şu an çılgınlar gibi dans ediyoruz yalnız. Biz bakar mısınız Iris'e? Hem de bu arada dans becerimiz de 5 olur belki diye düşündüm. Buralarda şey var mı? Kıyafet dolabı oluyor ya, büyük. Arvin'le Alex de buradaymış. Arvin'le bir bebek yaptırmayı deneyeceğim. Bakalım olacak mı? İlkinde olmadı biliyorsunuz. Belki burada olur. Şanslı gelir burası. Evet, devam edelim arkadaşlar. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Ha, şimdi olmasın ya da önce bir şeyler yesinler, içsinler. Oo, Bruce da bizim hastamızdı. Tamam, senden hemen bir yiyecek sipariş verelim önce. Tamam canım, sonra devam edersin. Gel. Bir şeyler ye, karnın aç. Kız gelsene. Aa, tamam. Cips sipariş edecekmiş. Etsin. Tamam, bundan sipariş verelim ya. Diğerleri çok pahalı. Şu an kendimizi şapşal hissediyoruz. Hadi gelin. İçeceklerimizi içelim. Oo, çok kalabalık oldu burası. Biraz da sohbet edelim. Şu an ediyoruz zaten. Benim bir şey yaptırmama gerek kalmadı. Tamam, içeceğimizi içtikten sonra artık Arvin'le çocuk deneyebiliriz bence. Neredeydi? Ha, şuradaydı. Tamam, sohbet muhabbet güzel galiba. Gidiyor musun? Gitmiyorsun. Gidiyor musunuz? Ne oluyor? Aa, Brandon birileriyle flörtleşiyor. Aa, galiba Bruce'la flörtleşiyor. E hadi, niye gitmedin? Ay, altına yapacak. Hii, bir dakika, şunu engelliyorum lütfen. Burada herkes birbiriyle yalnız flörtleşiyor. Goodbye mı? Bir dakika, goodbye diyemezsiniz arkadaşlar. Hayır. Hayır, bizim işimiz var. Gitmeyin. Arvin'i kaybettim resmen. Resete basarak. Çok heyecanlıyız. Arvin yok. Bu saatte de gelmez ki, uyuyorum der. Tabii ki diyor. Olmadı. O zaman dans edelim. Çocuğumuz evde. Şeyde, kreşte. Neyse, 5 yapalım ya bunu bari. Aa, Alex burada. Alex'le flörtleşiyor. Aman Allah'ım. Ne yapsın kızcağız? Bir taraftan da flörtleşiyor valla. Bak, ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece dans becerisi 5 olsun diye uğraşıyorum şu an. Tabii enerjisi bayağı düştü. Aha, Arvin geldi. Hani uyuyordun sen? Bırak dansı. Dansı bırak. Dansı bırak. Git yanına. Tamam.
Şimdi hemen buraya geliyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım. Hazır Alex de gitmişken şu işi bir aradan çıkaralım. Hadi be. Niye gelemediniz? Herkes giriyor. Biz niye gidemedik oraya? Aa, Arvin sarhoş olmuş. Ama istemiyor mu? Anlamadım ben. Hadi. Arvin bak istemiyorsan başkasından yaparım çocuk. Aa, istemedi. Arvin istemedi. Acaba çocuk mu sevmiyor? Bir kere daha deneyeceğim şansımı. Aa, istemiyor. Üç kere sordum. Üçünde de istemiyorum dedi. Ben dans etmeye gidiyorum Arvinciğim. Şansını kaybettin, üzgünüm. Evet. Bir aşamasını daha yapmış olduk. Bu arada, bu ne? Gittikçe zorlaşıyor bu iş. Ve ben artık gidiyorum. Arvin'i de alayım. Bir de evde deneyelim. Belki burada utanmıştır. Sabah oldu yalnız ya. Şu hale bak. Bir deneyeyim bakalım. Yok ya, Arvin asla istemiyor. Çocuk çocuğa karşı galiba. Çocuk istemiyor musun sen? Arvin, kişiliğini de bilmiyoruz ki tam. Son kez artık deniyorum diyecektim. Bir saat sonra işe gitmemiz gerek. Ne yapacağız? Şunu tekrar arttırıyorum. Tamam, hemen bir Moodlet Solver alalım. Tamam, bunu hemen içelim de. Biraz da çocuğumuzla ilgilensek ne iyi olur. Çocuğu bir besle. Hiç ilgilenmedik çocuğumuzla. Asla ilgilenmiyoruz. Birazcık konuşalım. Ne zamanmış onun doğum günü? Yarın. Ha, biz bugün taşınalım o zaman evden. Ve yeni evimize geldik. Size göstereyim. Videosunu çekmedim. Videosunu daha önce çekmiştim. İlk evin videosunu çektiğim için. Ben bunu çekmedim. Şöyle göstereyim. Şurası evimizin dışı. Yani mosmor bir ev yapmadım. Eşyaları sadece mor yaptım. İşte ağacı falan yapmışım. Şöyle dıştan göstereyim size bir ev turu yaptırayım. Şöyle. Şurası bahçemiz. Şuraya da bir havuz yaptım. Lot büyük olduğu için doldurmakta birazcık zorlandım lotu. Ama şöyle güzel, tatlı, sevimli bir ev yaptım. Evimiz tek katlı zaten. Hemen girişe gidelim. Size önce bir evi göstereyim. Zaten videoyu da yavaş yavaş bitireceğim. Hamile olup olmadığını öğrenelim. Iris'in. Ondan sonra bitiririm bölümü. Şöyle bir giriş yapalım. Evet, şöyle bir girişimiz var. Şuradan şöyle başlayayım. Böyle bir girişimiz var. Şurası direkt salon. Salonumuz bu şekilde. Şurada iki tane oda var. Şuradan mutfağa ve yemek odasına gidiliyor. Biraz daha şöyle yapayım. Burası mutfağımız. Burası az önceki yere çıkıyor. Şimdi burada üç tane oda var. Birincisi Iris'in çalışma odası. Piyano falan var. Dans pisti falan var. Şurada bir banyomuz vardı galiba. Aynen, burada banyomuz var. Şöyle bir banyo. Şimdi çocuk odasına gireceğiz galiba. Yok, burası Iris'in mi odasıydı? Evet, Iris'in odası da böyle. Şöyle bir oda yaptım Iris'e. Gitar falan koydum. İşte eğlence sektörüne girecek diye şöyle geçelim. Burası da çocukların. Tabii ben erkek olduğunu öğrenince cinsiyetinin dedim ki bir çocuğumuz daha olur. O yüzden buraya bir iki yatak koydum. İşte evimiz bu kadar arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok evimizde. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi galeriye yüklemedim ama isterseniz yüklerim. Siz bilirsiniz. Yani yorumlara yazarsanız yüklerim. Gel hemen. Tuvaletin varmış. Tuvalete bir gir canım. Hatta artık bir hamilelik testi yapalım. Bakalım hamile misin canım? Niye ağlıyorsun? Çok sevdiği birini ka... Ha, tamam, çok sev... Aa, hamileyiz. Zaten iş yerinde de biraz midesi bulanıyordu aslında. Birazcık da sıkıntılı bir iş günü geçirdik bugün. Çünkü bir hastayı yanlış tedavi uyguladık bir hastaya ve iş performansımızı çok etkiledi. Tabii ki gidelim. Bakalım, eğer senden kız çocuğumuz olduysa senle devam edeceğiz Arvinciğim. Gel biraz bebeğinle ilgilen kız, depresyonda gel.
Bebek alır senin depresyonu. Ay uyuyor Mur. Ay Kevin acıktı diyor. Gel. Gel hemen besleyelim Kevin'i. O zaman şöyle yapalım. Kevin'i bir büyüteyim ben. Yarın. Öyle bölümü bitireyim. Biraz uzun bir bölüm olmuş olabilir. Tamam, birazcık da ilgilen istersen. Bir salla çocuğa, bir ilgi göster. Şimdi de altına yapar. Çok da sallamayalım. Kusmasın. Çünkü daha yeni yemek yedi. Biz de kendimizi çekiyoruz. Hala niye hastane kıyafetiyleyiz acaba? Neyse, biz bir karnımızı doyuralım, yatalım falan. Ondan sonra sabaha görüşürüz. Bu arada bir dakika, hayat amacımıza bakalım. 6 tane becerimize 8'e çıkaracağız. Yaparız ya. Yaparız diye düşünüyorum. Evet, günaydın. Biz bir saat sonra işe gidecekmişiz. O yüzden hemen Kevin'i büyüteceğim. İşe gitmeden bir büyütelim Kevin'i. Kevin de çok acıkmış. İyi, bir de altına yapmış. Tamam, seni büyüteceğiz şimdi. Gel. Hemen işe gitmeden çocuğumuzu bir büyütelim. Tekrar bakayım. Evet, bugün doğum günü. Biz bu gidişle yetişkin olamayacağız yalnız. Ay, büyütemeden işe gidiyoruz. Hadi be, büyütemeden işe gittik. Neyse, yalnız gönderdim bugün. Evet, işten geldik. Hemen artık şu çocuğu büyütelim ya. Yemin ederim telefon hiç susmadı ya. Bak yine. Tamam, bir saat sonra siz film izlemeye gidin. Heh, bir şu çocuğu artık bir büyütelim ya. Akşam oldu. Evet, Kevin sana 2-3. Ya. Evet arkadaşlar, ben de bu bölümü burada bitiriyorum. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Dediğim gibi şu an Kevin'la devam etmeyeceğiz. Diğer jenerasyona. Bakalım Arvin'den olan çocuğumuz kız mı olacak, erkek mi olacak? Ona göre Arvin'le de devam edip edemeyeceğimize karar vereceğiz. Yeni evimize taşındık. İkinci dünyamıza taşındık. Buradan da artık biliyorsunuz benim videosunu çektiğim eve taşınacağız ve üç dünyada da yaşamış olacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.